Herkese günaydın. Bugün sizlerle ekonomik gelişmeleri aktaracağız Zeynep arkadaşımla birlikte. Zeynep günaydın. Günaydın Zeynep. Nereden başlayalım? Önce Janet Yellen'ın basın toplantısından başlayalım. Janet Yellen dün saat 23 sularında bir konuşma yaptı bir konferansta. Yakın dönemde faiz artırımlarının gelebileceğine işaret etti. Bu da doların yakın dönemde değer kazanmasını sağlıyor. Fed'in faizleri Mayıs'ta artırma ihtimalinin %50 civarında olduğunu söylüyor. Varlık fiyatları şu anda bizlere. Diğer yandan ekonomik gelişmelere baktığımızda dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi uygulaması kapsamında bankaların 26.3 milyar TL tutarında likidite sağladığı görülüyor. Bu da ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 9.06 oranına çıkartıyor. Bu da net bir sıkılaşma demek. TCMB ilerleyen dönemde bu uygulamayı sürdürmeye devam edecek gibi görülüyor. En azından faiz artırım kararına kadar. Gelecek hafta salı günü yapılacak. 24 Ocak'ta yapılacak Merkez Bankası faiz kararına kadar. Buradaki beklentilere göre şekillenecek gibi duruyor. Burada sonrasında atılacak adım eğer işte faiz koridoru içine alırsa fonlamayı bu sefer geç likidite penceresi uygulamasına gerek kalmayacak gibi yorumlayabiliriz bu durumu. Bu durumda ne kadarlık bir faiz artışı beklemek gerekir? Yaklaşık faiz koridorunun üst bandı olan 8.50'de yaklaşık bir 75 bas puanlık artırım şu anki likidite koşullarını sağlayacak gibi duruyor. Şu anki fonlamayı karşılayacak bir faiz koridoru olacaktır. Ona ilişkin beklentilerimizi daha sonra netleştirdikten sonra paylaşabiliriz. Şu an ifade etmek için erken. ABD'de TÜFE rakamı açıklandı dün. Kasım'da yıllık bazda 1.7 oranında artan enflasyon Aralık'ta 2.1 oranında arttığını görüyoruz. Beklenti dahilinde bir gerçekleşme bu. Fed üyeleri yıllık enflasyonu %2 civarında istikrar kazanmasını arzu ediyor. Bunu not etmekte fayda var. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın bir konuşması vardı. 2017 yılında ABD ekonomisinin 2.30 oranının civarında büyümesini beklediğini ifade ediyor. 2017 yılında FOMC'de kendisinin oy hakkı bulunuyor. Ancak bu tahminin parasal teşviklere ve mali teşviklere dayanmadığını söylüyor. Bu 2.3'lük büyüme oranı daha da yukarı çekilebilir. İlerleyen dönemde bunu not etmekte fayda var. Bugünün en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Faiz kararı saat 15.45'te açıklanacak. ECB'nin tüm faiz oranlarını sabit tutması ve para politikası görünümünü değiştirmemesini bekliyoruz. ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı saat 16.30'da. ECB Aralık ayında aylık bazda 80 milyar euro olan varlık alım programını 60 milyar euroya indirmişti Mart 2017'den sonra. Programa 2017 yılı Aralık ayına devam edileceği ifade edildi. ECB 13 Ocak tarihinden itibaren mevduat faizi altında getiriye sahip olan tahvilleri de satın alabiliyor. ECB'nin varlık alım programını azaltması, programın kademeli olarak azaltılmaya devam edeceği anlamına gelmiyor. ECB üyeleri tarafından söylenen bu yani varlık alım programının azaltılması yönünde bir adım atılmıştı ancak bu kademeli olarak azaltıma gidileceği yönünde bir ifade değildi. Bunu açıkça söylüyorlar. ECB Başkanı Mario Draghi son dönemde enflasyonun yükselişinden duyduğu memnuniyeti bu toplantıda dile getirebilir. Enflasyon görünümünün iyileşmesi Draghi'nin ilerleyen dönemdeki basın toplantılarında daha şahin ifadeler kullanmasına sebep olabilir. Manşet enflasyonun son dönemdeki yükselişi yakın dönemde baz etkisine dayandığı rapor ediliyor. 2017 yılı Nisan ayında yıllık enflasyonun 1.6'ya yükselmesi bekleniyor. Şu anda 1.1 civarında olması lazım bu rakamın. Diğer yandan bir de varlık fiyatlarına bakalım ne yönde hareket ediyor. Yarının konuşmasından yana bir bakalım eğer varsa.
23 civarında olması lazım. Ekonomik verileri sadece dahil etmişler. Buraya o zaman günlük bakalım. Günlük baktığımızda Euro'nun değer kaybettiğini, Yen'in değer kaybettiğini, Kanada dolarının değer kaybettiğini, tüm para birimlerinin değer kaybettiğini görüyoruz dolar karşısında. Bloomberg dolar spot'a bir bakalım. Buralarda bir yerde olması lazım. Yoksa da buradan çağıracağız. Bloomberg dolar spot endeksinde bir değer kazancı var dünden bu yana. Bunu grafik üstünde daha rahat görebiliriz. Dün ciddi bir sıçrama olmuş. Gerçi düşüş de olmuş. Düşüşten sonra bir sıçrama olmuş. Ancak yerinin ifadeleri biraz işte Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı yönünde yorumlanmış gibi duruyor. Mayıs'ta faiz artırımına gidilme ihtimali %47 civarında. Bu oran iyiden iyiye yükselmiş diyebiliriz. Bunu not etmekte fayda var. Bir Bloomberg dolar spot endeksinin grafiğine de bakalım. Eğer oradan bir şeyler çıkartabilirsek Bloomberg dolar spot'a baktığımızda ne görüyoruz? Ana görüntü yeniden yukarıya dönmüş. 1250'yi izliyoruz burada. 1250 üstünde kalınırsa dolar yeniden değer kazanmaya devam edebilir. Ancak burada değer kaybının şimdilik sürdüğünü söyleyebiliriz. Daha sonrası için tekrardan değerlendirmede bulunuruz. Dilersen teknik seviyeleri alalım. Buradan başlayarak. Altında zaten 4 saatlik grafikte yükseliş trendi mevcut olduğunu söylemiştik. Dün akşam yarının konuşması sonrasında tabii dolardaki değer kazanımının da etkisiyle altın tarafında düşüş gerçekleşti. Grafikte gördüğümüz gibi mavi çizginin yani yükseliş trendinin altında işlem görüyor şu an altın. Sabah saatlerinde yani analizin yazıldığı saatlerde 1201 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Altın için ilk direnç seviyemiz haliyle 1206 seviyesi. 1206 ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu direncin kırılması durumunda yeniden altında yukarı yönlü işlemlerin gerçekleşmesi beklenebilir. Düşüş işlemlerinin devam etmesi durumunda ise 1197 seviyesi destek seviyesi olarak hedeflenebilir altın tarafında. Faiz artırımı beklentisinin artması haliyle güvenli liman olarak adlandırılan altında düşüşün devam etmesine neden olabilir. Dolar Japonya'nın tarafına baktığımızda tam tersi bir değer kazanımı söz konusuydu. Aynı şekilde Dolar Japonya'nın da bir düşüş trendi mevcuttu 4 saatlik grafikte. Şöyle geleyim. Şimdi aynı şekilde Dolar Japonya'nın da 114.29 direncinin kırılmasıyla oranın destek haline döndüğünü görüyoruz. Bir yükseliş hareketi görüyoruz. Yukarıda 115 seviyesi var. 115.03 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 114.29 da ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa ve orta vadede dolar Japon yenindeki düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz hala. Bu şekilde dolardaki değer kazanımının da etkisiyle bir yukarı yönlü hareket söz konusu oldu dolar Japonya'nın tarafında. Euro dolar bugün aslında yakından takip edeceğimiz paritelerden biri. Deniz'in de bahsettiği gibi o taraftan haberlerimiz var bugün. Şu sıralarda euro dolar paritesi 1.0637 destek seviyesine yakın işlem görüyordu analiz saatlerinde. 1.0715 seviyesinde ilk direnç seviyesi mevcut, takip edilebilir. 1.0637 de destek seviyesi. Zaten hemen o seviyenin yakınlarındaki, burası da 34 birimlik hareketli ortalamasına denk gelen seviyeler. 89 birimlik hareketli ortalaması da şöyle aşağıda gözüküyor. Onun yukarısında işlem görse de 34 günlükle paralel bir hareketi mevcut. Yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyebilmemiz için 1.0715'lere doğru o seviyeleri takip edebiliriz euro dolar tarafında. Tabii bugün Merkez Bankası yani Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek haberlerde paritenin yönünde etkili olacaktır.
Son olarak Dolar-TL tarafına baktığımızda geçen hafta itibariyle Merkez Bankası'nın müdahalelerini izledik. Öncelikle repo ihalelerinin açılmamasıyla başlayan süreç bu haftada TL depoları karşılığı döviz repo piyasasının açılmasıyla devam etti müdahaleler. Tabii Dolar-TL'de bunun olumlu etkilerini gördük biz. Özellikle 16 Ocak itibariyle Dolar-TL 3.81.55 ve 3.75.41 seviyeleri arasındaki bantta işlem görüyor. Yani kısa ve uzun vadedeki yükseliş trendi tabii ki mevcut hala. Ancak 16 Ocak itibariyle şu bant aralığında bir seyir izlediğini çok açık bir şekilde gözleyebiliyoruz. Bu nedenle 3.81.55 ilk direnç, 3.75.41'de ilk destek seviyeleri olarak takip edilebilir Dolar-TL'de. Hem dolar endeksindeki yani doların değer kazanımı hem de iç piyasamızda Merkez Bankası tarafından gelecek müdahalelerde adımlarla Dolar-TL'nin yönünün daha çok belirginleşeceğini söyleyebiliriz. Takvimimizden zaten bahsettik. Bu arada dün bir de Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı açıklanmıştı. O da sabit tutuldu. Onu da eklemekte fayda var. Onun dışında takvimde kaçırdığımız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ham petrol stoklarımız var bugün. Amerika tarafından bir de onu takip edeceğiz. Bugünlük size söyleyeceklerimiz, teknik beklentilerimiz bu kadar. Teşekkür ederiz.